Yargı bağımsızlığı aslında sadece mahkemeleri ya da sadece mahkemelerle ilişki olan insanlar ilgilendiği bir konu değil. Yargı bağımsızlığı, hukuk güvencesi, Türkiye'nin ekmeğidir. Siz de çok saygın bir hukukçusunuz, tecrübeli bir hukukçusunuz. Yargı bağımsız olmadığı yerde ekonomik kalkınma olması da mümkün değil. Yani yargı bağımsız demek ekmek demektir. Maalesef Türkiye'de yapılan araştırmalara göre Cumhur İttifakı'na oy veren kesimlerin de büyük bölümü yargı bağımsızlığa inanmıyor. Türkiye'deki %70'in üzerindeki kesim yargının bağımsız olmadığını düşünüyor. Maalesef bu dönem daha önce yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Örneğin Anayasa Mahkemesi kararları yok sayıldı. Alt Mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da tanımadı ki siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni çok yakından hem mesleğiniz açısından hem de özel durumdan dolayı ilgilisiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararlarının yok sayılması maalesef Türkiye'yi çok zor duruma düşürdü. Yani bir devletin hukukunu çıkarın, bir mafya örgütlenmesine dönüşür. Bunun altını çizmek istiyorum. Yine burada öğrendiğim kadarıyla teklifte kayyum ataması ile ilgili bir şey var. Bu kayyumlar biliyorsunuz birçoğu siyasi FETÖ 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'cü olduğu iddia edilen kurumlara atandı. Ama parayı veren düdüğü çaldığı bir dönemde hep beraber yaşadık. FETÖ'yle çok yoğun ilişkisi bildiğimiz insanlar hala mesleklerine, işlerine devam ediyor ama sahip olmayanlar da maalesef kayyum atandı. Birçok örnek var bununla ilgili Türkiye'de. Bunun uzatılması da hakikaten Türkiye'deki ekonomik büyümenin de engelleyecektir. Çünkü hukuk güvencesinin olmadığı bir yerde kimse gelip yatırım yapmaz. Bunu ifade etmek istiyorum. Yargı mutlaka bağımsızlığı kazanmalıdır. Bu FETÖ borsası, işte FETÖ borsası biliyoruz İzmir'de insanlar öldü. Yine iktidara çok yakın olduğu bilinen avukatların silahlı çatışmaları oldu Antep gibi yerlerde. Maalesef bu FETÖ'den de birçok kesim mağdur olurken birçok kesim de para kazandı, zenginleşti. Bunun da siyasetle bağımsız yapılması mümkün değil. En çok da sizin arkadaşlar bilir, en çok da Sayın Cahit Özkan bilir. Gerçi burada Cahit Özkan yok ama o çok bilir. Bir de sözlerimi şöyle bitireyim. Bizler 2011-2015 döneminde Cumhuriyet Halk Partisi cezaevi komisyonu üyeleriydik. Komisyon üyesi olmamız sıfatıyla da birçok cezaevini ziyarete gittik. Hiç ayırmadan birçok kesimi ziyaret ettik. Tabii çok da eylemler oluyordu. Örneğin Balyoz ve Ergenekon davalarında bizler eylem yaparken bu bağımsız yargı değil, bu FETÖ'nün yargısı derken sağ olsun Cahit Özkan da bizim karşımızda açıklama yapıyordu. Sayın Mahmut Tanal çok iyi hatırlar. Mahmut Tanal'ın ayağını da kırmıştı Mahmut Tanal o eylemlerin birinde. Burada sizi hatırlatmak isterim. Her zaman doğruyu savunmak lazım. Her zaman hukuka bağlı olmak lazım. Şunu da söyleyeyim son olarak. 15 Temmuz'dan hepimizin ders alması lazım. 15 Temmuz'dan herkesin ders alması lazım. Bakın 15 Temmuz'da resmen devlet bir cemaate, bir yapıya teslim edildi. Şimdi anayasa değişikliğiyle hem 15 Temmuz öncesi hem sonrası Danıştay'da hem Yargıtay'da bu yapıdan temizlenilmeye çalışıldı. Ne kadar temizlenildi bilmiyorum ama şu anda da yargıda farklı cemaatlerin, farklı grupların olduğunu herkes biliyor. Hak yolcu olacaksın, bilmem ne cemaat ne olacaksın ki yargıda bir yere gelesin. Yani bunun zararını siz de göreceksiniz, en çok da siz göreceksiniz. Daha önce gördünüz ama memleket görüyor. Mutlaka yargıda cemaatin, tarikatın olmaması lazım. Yani bir insan bir cemaatin referansıyla, bir tarikatın referansıyla bir yere geliyorsa o memlekette hukuk bitmiştir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim.